Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlerle mülakatlarda sorulan sorular ve cevapları üzerinde duracağız. Mülakatlarda bildiğiniz üzere birçok soru soruluyor. En çok sorulan soruları sizler için seçtik ve olası cevaplarla ilgili yorumlarımız bulunmakta. Baştan bu konuda uyarmakta fayda var. Kendinize ait ve kendi stratejinize göre cevaplar geliştirebilirsiniz. Bizimkiler sadece bir tavsiye. Öncelikle kendinizden kısaca bahseder misiniz? Sorusu mutlaka gelecektir. Birçok iş mülakatında size sorulabilecek ve en başta gelecek bir soru. Basit bir soru olarak gelebilir ama sizin mülakatınızı etkileyecek bir soru. Öncelikle soruda kısaca bahsetmeniz isteniyor. Sizin hayatınızdan bahsederken ne kadar geçmişten bahsettiğiniz önemli. Gereksiz ayrıntılar ve alakasız deneyimler karşınızdaki kişiyi sıkabilir. Ayrıca söyleyeceğiniz her şey mülakat süresince de aleyhinize delil olarak da kullanılacaktır. Dediğimiz gibi kısa bir tanıtım burada iyi olacaktır. Başarılı bir okul hayatından sonra A şirketinde kariyerime başladım. 3 sene A şirketinde çalıştıktan sonra kariyer hedeflerim doğrultusunda B şirketine geçerek aynı zamanda yüksek lisansa başladım gibi eğitim durumunuza vurgu yapmanız iyi olacaktır. Burada kötü örnek. Hani direkt kendimi çalışkan olarak değerlendiriyorum. Başarılı biri olarak XYZ şirketlerinde görev aldım. Yaşadığım sorunlardan dolayı en son şirketimden ayrıldım gibi veya ilkokuldan, liseden başlayarak kendinizi tanıtmaya başlamanız kötü örnek olacaktır. İkinci en çok gelen sorulardan biri de sizi motive eden şeyler nelerdir? Bu soruda amaç başvurduğunuz şirketin beklentileriyle sizin motivasyon kaynaklarınızın karşılaştırmasını yapmaktır. Örnek vermek gerekirse satış pazarlama için bir başvuruda bulunuyorsanız motivasyon kaynaklarınız arasında prim, ücret ve maddi kaynakları söylemeniz yerinde olacaktır. Yani biraz daha maddi ve satış üzerine vurgular yapmanız iyi olacaktır. Ancak sanat, tiyatro ve STK gibi kurumlara başvurularınızda maddi kaynakları ön plan çıkarmanız sizin aleyhinize olacaktır. Burada vereceğiniz cevapların şeffaf ve dürüst verildiğine emin olmalısınız. Çünkü kendinizi farklı tanıtmanız daha sonra aleyhinize olabilir. Mülakatın hem ilerleyen süreçlerinde hem de iş hayatında. İyi örnek olarak bu soruya cevap. Kariyerimi ilerletmek konusunda şu şu yeteneklerimi şirketinizde geliştirmek beni motive edecektir. Kötü örnek ise çok fazla kredi borcum olduğundan dolayı yüksek maaş ve primler beni motive edecektir gibi. Yani burada kredi borcunuza vurgu yaparak direkt yüksek maaş ve primlere vurgu yapmanız size olumsuzluk gösterecektir. Yani yukarıda dedik tabii satış pazarlama için prim, ücret, maddi kaynaklardan söz edin tabii de. Hani bunu abartmadan biraz daha şirketin karlılığını yükselteceğiniz şeklinde ve bunun sonucunda da hakkınızı alacağınızı belirtebilirsiniz. En çok gelen sorulardan biri de neden sizi işe almalıyız? Yani siz olsanız kendinizi işe alır mıydınız? Soruya cevap verirken objektif olmalısınız ve fazla da abartmamalısınız. Kendinize teklif edilen şirketteki pozisyon ile ilgili özelliklerinizi ön plana çıkarmanız yararlı olacaktır. Bu soruyu cevaplamadaki temel motivasyonunuz ve temel çalışmanız şirketin iş ilanını çok iyi incelemiş olmanız gerekiyor. Yani neden sizi işe almalıyız? Yani şirketinize aradığınız pozisyonda en uygun aday olacağımı şu şu nedenlerden dolayı düşünüyorum demeniz, şirketi tanıdığınız, İş ilanını incelediğiniz ve kendinizi bu iş ilanına göre karşılaştırdığınızı belirtecektir. Kötü örnek ise şirkete çok yakın bir yerde oturduğumdan dolayı işe tam zamanında gelirim ve bütün gün sizin için çalışabilirim. Hani bütün gün sizin için çalışırım, herhangi bir ücrete çalışırım veya çok yakın evde oturuyorum, işe tam zamanında gelirim gibi. Yani çok böyle garip örnekler vermeyin. Bunlar yaşandığından dolayı size kötü örnek olarak veriyoruz. Hani bazıları uç örnek gibi gelebilir ama bunlar yaşanıyor. Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz? Üçüncü sıradaki yani bir önceki sorudaki soruyla karıştırılan bir soru ve cevabınız da mutlaka başvurduğunuz şirkete yönelik olmalıdır. İş başvurunuzdan önce şirketi iyice tanımalısınız, araştırmalısınız. Neden çalışmak istediğinizi bu şirketle mutlaka belirlemelisiniz. Üçüncü sıradaki soruyla benzer cevaplarınızda da çelişki olmaması gerekiyor. Biraz tuzak da olabilir bu. Hani farklı cevaplar vermeniz sizin aleyhinize olacaktır. Burada şirketin
Yani başvurduğunuz kurum veya şirketin misyonu ve vizyonunu bilmeniz ve bunu kariyer hedeflerinizle birleştirmeniz harika bir cevap oluşturacaktır. İyi örnek olarak ilanınızı görünce gerçekten heyecanlandım. Çünkü daha önce şu çalışmaları yapan firmanızda çalışmak şu hedeflerin açısından harika bir deneyim olacaktır. Şirketinizin misyonu ve vizyonunun şu doğrultusunda diye devam ederseniz harika bir cevap vermiş olacaksınız. Kötü örnek ise daha önce sizin şirketinizde çalışan arkadaşımla konuştum ve çalışanlara sağladığınız olanaklar gerçekten harika. Özellikle cumartesileri çalışmamak ve ek mesai ücretleri vermeniz beni etkiledi. Yani burada hafta sonu çalışmamak, ek mesai kalmamak, ek mesai için ücret istemek veya olanaklarla ilgili vurgu yapmanız kafalarda soru işareti bırakacaktır. Güçlü yönleriniz nedir? Zayıf yönleriniz nedir? Yani bu da çok gelir. Yani güçlü yönlerinizi söylerken arkadaşlar Süpermen olmaya gerek yok. Yani şöyle iyiyim, böyle iyiyim, şöyle çalışırım, sabırlıyım, geceleri bile mesaiye kalırım. Çok para istemem. Yani organizasyon yeteneğim fazla. Bir sene deneyiminiz olmasına rağmen bunu söylemeniz biraz uçuk olacaktır. Kendinizi en iyi siz tanıyorsunuz ve fazla aşırıya kaçmadan güçlü yönlerinizi belirleyin. Yani burada mutlaka kendinize biraz objektif bakarak cevap verin. Yine zayıflıklarınız nedir sorusu. Yukarıdaki soruya yazdığımız şeyler bu soru için de geçerli. Hem abartmayın hem de çok da geçiştirmeyin. Hem de kendinizi çok da yerden yere vurmayın açıkçası. Yani burada en kötü cevaplar iyi niyetli olmam, yardımsever olmam, duygusal olmam, zayıf yanlarım gibi muhabbetlere lütfen girmeyin arkadaşlar. Bunlar çok itici oluyor. Pardon, zayıflıklarınızı objektif bir şekilde sıralayın ve uygun bir dille bunu karşı tarafa aktarın. Yine objektif olmanızda fayda var. Sizi takım oyuncusu yapan özellikleriniz nelerdir? Yani bir ekip çalışmasında sizi ön plana çıkaracak özellikleriniz nelerdir? Bunun aslında meali büyük ihtimalle başvuru yaptığınız işte bir ekiple çalışacaksınız ve ekip ruhunun oluşması şirketler için gerçekten önemli. Sizin takımda oynayacağınız rol ve özellikleriniz mülakat bölümünde en etkileyici olacak bölümlerden. Ama bu soruda en çok yapılan yanlışlardan biri sizi takım oyuncusu yapan nedir diye sorulur özelliğiniz. Burada kişi direkt ekip lideri gibi davranmaya başlar. Ekip lideri özelliklerinden bahseder. Bu da hoş bir izlenim yaratmaz. Burada mutlaka dikkat edin. Bir ekip lideri gibi değil, bir ekip üyesi gibi yani mutfakta çalışan biri gibi cevaplayın. Bu karşı tarafın hoşuna gidecektir. En çok sorulan sorulardan biri de 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Hani sorular bir süre sonra bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu tarzına evrilebilir. Biraz garipleşebilir. Yani bu sorularda gerilmeyin. Çok laubali olmayın. Yani bu da o tarz bir soru. Yani çok da gerçekçi bir soru değil. Biraz da kariyer hedeflerinizden ve akademik olarak kendinizi geliştirme planlarından bahsedebileceğiniz bir bölüm. İnsan kaynakları uzmanlarının sevdiği bir soru. Hani ne yanıt gelir, ne yanıt verir buna. Ama sakın bu soru bu da yani 5 yıl uzun zaman nasip moduna da geçmeyin arkadaşlar. En önemli sorulardan biri maaş beklentiniz nedir? Can alıcı bir soru. Aslında bu sorunun sorulma amacı sizden net bir maaş duymak değil. Esnekliğinizi ve aralığınızı öğrenmek. Yani ben 1500 liraya çalışırım, 3000 liraya çalışırım, 5000 liraya çalışırım değil. 2500 ile 3500 arası gibi bir rakam mesela. Buna çalışırım gibi bir miktar vermeniz. Ama bu sorunun cevabı yanıtınız mülakatınızın olumlu veya olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Yani sizden ricamız bu soruda kesinlikle fazla paraya ihtiyacım var gibi söylemlerde bulunmayın. Bu soruya cevap olarak hani soru siz de sormayın. İşveren ne kadar vereceğini de sormayın. Yani soruya soruyla karşılık vermeyin. İyi örnek bu soruya kesin bir cevap vermektense araştırdığım kadarıyla hem pozisyon açısından hem de firmanızın ücret politikası açısından 3000 ile 3500 arasında bir ücret beklentim vardır. İyi bir örnek cevap olarak. Kötü örnek şu an çalıştığım veya en son ayrıldığım işten aldığım 2500 lira ücretten aşağı çalışmayacağım. Sizin teklifiniz nedir? Yani burada işi kaybetme ihtimaliniz yüksek. Böyle bir cevap verirseniz. En son soru da genelde bize sormak istediğiniz bir şey var mı sorusudur. Yani genellikle mülakatın sonunda sorulan bir soru. Sizden merak ettiklerini sormanız beklenecektir. Arkadaşlar bu soruya önem verin ve önceden kendiniz bir soru hazırlayın buna. Hani burada
sormak istediğim bir şey yok tarzında bir şey veya ilk maaşımı ne zaman alabilirim? Terfi süreçleri kaç yılda bir oluyor? İlk iznimi ne zaman kullanabilirim gibi cevaplar vermeyin veya suskun kalmayın. İyi örnek olarak kariyerim boyunca eğitimlere katılma imkanım olacak mı? Bahsettiğiniz yurt dışı ziyaretlerinde dil bilen person olarak rolüm ne olacak gibi. Yani daha net sorularla ve daha olumlu sorularla bu soruyu mutlaka cevaplayın arkadaşlar. Mülakatlar zor bir süreç. Neler yapmalısınız, ne cevaplar vermelisiniz. Sorular zor olabilir, tuzak olabilir, sizi germek isteyebilir karşı taraf. Sizin biraz sinir uçlarınızı dokunabilir. Her zaman sakin ve kendiniz gibi olmaya çalışın. Evren sizi mutlaka istediğiniz işe götürecektir. Biz buna inanıyoruz. Bizden yardımcı olabileceğimiz bir konu olursa mülakatınız öncesi veya mülakattan sonra da nasıl geçtiği ile ilgili bize her zaman info@abprojeyönetim.com'dan ulaşabilirsiniz. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgilerle.